Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Ne demiş soru? Avrupa Hun Devleti'nin hükümdarlarından olan Doğu Roma ile Margus ve Anatolius anlaşmalarını imzalayan, Avrupalılar tarafından Tanrı'nın kamçısı olarak adlandırılan, Almanlara ait Nibelungen destanında Edsel olarak geçen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Avrupa'nın devletine en parlak dönemini yaşatan kimdir? Attila'dır. Burada cevabımız Attila olmuş oldu. Peki Avrupa'nın devletinin kurucusu kimdir diye sorarsa da cevabımız Balamir olurdu değerli arkadaşlar. Attila ile ilgili özellikle Doğu Roma ile yapılan iki anlaşma önemlidir. Margus Anatolius, İtalya Galya seferleri önemlidir. Attila'nın ve lakapları bizim için, unvanları bizim için önemlidir. Burada cevabımız Attila oldu. Geldik ikinci soruya. 840-1212 yılları arasında hüküm sürmüş, Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olma özelliğine sahip, bilinen ilk hükümdarının Bilge Külkadir Han'ın olduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş soru. Burada cevabımız ne olacaktır? Karahanlar olacaktır. Karahanların kurucusu Bilge Külkadir Han'dır. İslamiyet'i Satuk Burak'ın döneminde benimsiyor. Satuk Burak'ın El-Mücahit El-Gazi unvanına sahipti hatırlayınız. Ve daha sonra Abdülkerim adını alacaktı. En parlak dönemi ise Karahanların Yusuf Kadir Han dönemidir. Karahanlar bizim için önem arz ediyor ve Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olma özelliğine de sahiptir. Cevabımız Karahanlar olmuş oldu. Geldik bir diğer soruya. Büyük Selçuklu Devleti sistemlerinden hangilerini uygulamıştır diyor bizlere. Bakıldığı zaman İktağ, Gulam ve Malikane'yi vermiş. Malikane sistemi Osmanlı'da 17. yüzyılın son çeyreğinden itibaren görülmüştür. Bu sistemle hatırlayın mukata topraklar muaccele denen satış bedeli karşılığında hayatı süresince olmak şartıyla ne yapıyordu? Kiralanmış oluyordu. Bu Büyük Selçuklu'da değil Osmanlı Devleti'nde görülen bir uygulamaydı. Burada İktağ sistemi Büyük Selçuklu Devleti'nde, Gulam sistemi yine Büyük Selçuklu Devleti'nde uygulanan iki sistemdir. İktağ sistemi Osmanlı'daki tımar sistemine, Gulam sistemi de Osmanlı'daki devşirme sistemine benziyor. Arkadaşlar cevabımız 1-2 olmuş oldu. Geldik 4'e. Osmanlı Devleti'nde sistemlerinden hangileri ordu oluşturulmasında etkilidir diye sorulmuş. Devşirme, dirlik, iltizamı vermiş. Devşirme sistemi neydi? Gayrimüslim çocukların küçük yaşlarda alınarak Türk İslam kültür ve medeniyetine göre yetiştirilmesi sistemine verilen isimdi. Daha sonra bunlar acemi olanlara ocağına alınıyor, eğitiliyor. Daha sonra Yeniçeri ocağına ve diğer askeri ocaklara aktarılmış oluyordu. Veyahut çok zeki olanlar da devlet adamı olarak ne yapıyordu arkadaşlar? Görevini üstlenmiş oluyordu. Hem asker hem devlet adamı olunabiliyordu. Dirlik sisteminde ise değerli arkadaşlar, geliri maaş karşılığı devlet memurları ve askerlere veriliyordu. Dirlik sahipleri haz, zeamet, tımar sahipleriydi hatırlayınız. Bunlar atlı asker besleme yükümlülüğü vardı bunlarda. Bu atlı askere de ne diyorduk? Yatmalı sipahi ya da diğer adıyla cebelü diyorduk. Burada dirliği de aldık. İltizam sistemi neydi? Peşin vergi alma usulüdür. Vergiler açık artırma ile mültezimlere ihale ediliyordu. Vergileri mültezimler kendileri topluyordu. Ordu oluşturulmasına etkili değildir. O yüzden burada cevabımız 1-2 olmuş oldu. Geldik 5. soruya. Osmanlı Devleti'nde Eflak ve Boğdan yöneticilerine verilen ismi sormuş bizlere. Eflak, Boğdan değerli arkadaşlar Osmanlı'da ayrıca memleketeyn yani iki memleket olarak bilinir. Bunların yöneticilerine de Voyvoda ismi veriliyor. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Hidiv neydi? Hidiv Mısır valilerine verilen isimdi. Tekfur Bizans valilerine verilen isimdi. Billiva Osmanlı'da günümüzdeki Tuğ generale denktir. Cebelü de atlı askerdi hatırlayınız. Geldik 6'ya. Ne diyor sorumuz? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde esnaf teşkilatıyla ilişkilendirilemez diye sormuş.
Gedik, Nar, İcazet, Derbentçi, Ehli Hibre'yi vermiş şıklara. Şimdi Osmanlı'da dükkan açma hakkına gedik diyorduk esnafla alakalı. Fiyat belirlemeye nar diyorduk. İcazet neydi? Ustalık belgesine verilen isimdi. Ehli Hibre neydi? Bilir kişilere, esnafların içerisinde bilir kişilere ehli hibre diyorduk. Derbentçi ise Osmanlı'da ana yollar üzerindeki geçitlerin denetimini yapar, güvenliğini sağlardı. Esnafla alakası yoktu. Burada cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Geldik 7'ye. Ne diyor soru? 1823'te Rumları desteklemek amacıyla Yunanistan'a yani Mora'ya gelen Don Juan adlı eserinde İngiltere, Rusya ve Osmanlı Devleti'ndeki soyluların yaşamlarını anlatan ve 1824'te hayatını kaybeden İngiliz şair kimdir diye sormuş bizlere. Bu özellikleri verilen İngiliz şair kimdir? Lord Byron'dır. Değerli arkadaşlar, cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Franklin Bouillon kimdi? 1921'de Ankara Anlaşması'nı Fransa adına imzalayan kişiydi. Frances Esperey Fransız generalin ismidir. Lord Curzon, Lloyd George da İngiliz devlet adamlarıdır. Geldik 8'e. Hangisi Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıl ıslahatçılar arasında yer almaz? Bunu ne diye kodluyorduk arkadaşlar? 3-1-3-1-3-1 diye kodluyorduk. Bunların arasında 3. Ahmet var, 1. Mahmut var, 3. Selim, 3. Mustafa vardır ama 2. Osman yoktur. 18'de 2. ile alakalı, 2. ile alakalı hiçbir şey yok arkadaşlar. 2. Osman 17. yüzyıl ıslahatçıları içerisinde yer alır. 17. yüzyıl ıslahatçılarına tokmak diye kodluyorduk, hatırlayınız. Geldik 9'a. Osmanlı Devleti'nde yabancılara mülk edinme hakkı aşağıdakilerden hangisiyle tanınmıştır diye ne yaptık? Sorulmuş. Yabancılara yani gayrimüslimlere arkadaşlar mülk edinme hakkı ıslahat fermanında verilmiştir. Özellikle şu kelimelere özellikle hocam hangisi Tanzimat'ta hangisi ıslahatta karıştırıyorum diyenler kolay bir yolu var arkadaşlar. Tanzimat fermanında herkes kelimesini görüyorsanız Tanzimat fermanındadır. Islahat fermanında geçen kelimeler ya yabancı olur ya gayrimüslim olur. Gayrimüslim ya da azınlık olur arkadaşlar. Bu üç kelimeyi gördüğünüzde ıslahat fermanına gidiniz. Burada %99 doğru olmuş olacaktır. En azından öyle söyleyelim. Burada cevabımız A şıkkı oldu. Geldik bir diğer soruya. 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı'nın yani Kırım Harbi sonucunda imzalanan Paris Anlaşması'nın kapsamında hangisi yer almaz diye sormuş. Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki Paris Anlaşması ile Avrupa Devleti sayılacaktı. Karadeniz tarafsız hale getirilecek. Tüm devletlerin ticaret gemilerine açık olacak fakat savaş gemilerine kapatılacaktı. Bu bilgi de doğru. Osmanlı Devleti Rusya Karadeniz kıyılarında tersane donanma bulundurmayacaktı. Yani savaşı biz kazanıyoruz. Bakın bu madde bildiğin yenik muamelesi yapıyor bize Avrupalı devletler arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin ortak garantisi altında olacaktı. Bu da doğru. Osmanlı Devleti Ermenilerin yaşadığı yerlerde ve Girit'te ıslahatlar yapacaktı. Yanlış bu 93 Harbi yani 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonucunda imzalanan Berlin Anlaşması'nın kapsamında yer alıyor. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 11'deyiz. Osmanlı halkı aşağıdaki dönemlerden hangisinde padişahın yanında yönetime ortak olmuştur? Hangisiyle olmuştur? Değerli arkadaşlar tabii ki de Meşrutiyet döneminde olacaktır. 1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet dönemlerinde söz sahibi olacak. 1876 yılında Osmanlı'nın ilk anayasası kanuni esası ile halka siyasi haklar verilecek. Meclis-i Mebusan seçimle oluşturulacak ve halk padişahla birlikte yönetime ortak olacaktı. 12'deyiz. Şark meselesi yani doğu sorunu. Arkadaşlar şark doğu demek. Osmanlı toprakların paylaşım projesidir. Bu projede Avrupalı devletlerden hangileri yer alıyor demiş. Şark meselesi hatırlayın 1815 Viyana Kongresi'nde Rusya tarafından ortaya atılan bir düşüncedir. 1878 Berlin Anlaşması'na daha çok önem kazanacak bu durum. Osmanlı-Alman dostluğu nedeniyle
Osmanlı'dan uzaklaşıyor İngiltere, Rusya arkadaşlar ve 1908'de hatırlayın Reval görüşmelerini yapıyorlardı. Bu görüşmeden sonra da Osmanlı topraklarının paylaşılması hakkında uzlaşılıyor. Ve Fransa ve İtalya'yı da aralarına alıyorlar ve Osmanlı topraklarını paylaşma projesini başlatmış olacaklardır. Burada cevabımız hepsi olacak arkadaşlar. Hepsi de var. Ayrıca işlerine İtalya'da giriyor. Geldik 13'e. Bakalım ne diyor soru. Birinci Dünya Savaşı sonrası düzenlenen Paris Barış Konferansı'nda barış anlaşmalarından hangilerinin esasları belirlenmiştir diye sormuş. Paris Barış Konferansı'nda Almanya ile imzalanacak Versay Anlaşması'nın, Avusturya ile imzalanan Saint-Germain Anlaşması'nın, Bulgaristan'la imzalanan Nüi Anlaşması'nın, Macaristan'la imzalanacak Trianon Anlaşması'nın hükümleri belirlenmiştir. Sevr Anlaşması yoktur. Sevr Anlaşması bir sene sonra 1920'de yani San Remo Konferansı'nda ne yapılacaktır? Esasları belirlenmiş olacaktır. Taslağı hazırlanmış olacaktır. Burada Sevr'i almıyoruz. Osmanlı ile imzalanan cevabımıza 1-3 olmuş oldu. Kurtuluş Savaşı'nda halkın örgütlenmesi ve işgallere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla basın yayın organlarından hangileri faaliyette bulunmuştur diyor. İrade-i Milliye Sivas Kongresi'nde çıkartılan bir gazeteydi. Hakimiyet-i Milliye Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği gazeteydi. Anadolu Ajansı da 1920'de Mustafa Kemal'in direktifiyle Yunus Nadi ve Halid Edip tarafından kurulan bir yayın organıydı. Bunların üçü de Kurtuluş Savaşı'nda halkı bilinçlendirme amacıyla kurulmuştur. Cevabımız hepsi oldu. Misak-ı Milli'ye göre yerleşim yerlerinden hangilerinde halk oylaması yapılması istenilmiştir? Arkadaşlar Misak-ı Milli'de Elviye-i Selase dediğimiz Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya ve Mondros Ateşkesi imzalandığında işgal altında bulunan Arap topraklarında halk oylaması yapılması gerektiği yer almıştır. Ama Edirne burada biliyorsunuz ki Doğu Trakya'da olduğu için Edirne yoktur. Dikkat ediniz, Batı Trakya vardır, Doğu Trakya yoktur. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ atabilir şıklara sizin düşmeniz için. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ yoktur. Elviye-i Selase dediğimiz Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya ve Arap toprakları vardır. Burada cevabımız 1-3 oldu. Güzel sorudur, ince nüanslı sorudur. Dikkat etmenizde fayda vardır. Geldik 16'ya. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde gelişmelerinden hangilerine ıslahat fermanı ile azınlıklara verilen ayrıcalıklara karşı tepki gösterildiği savunulabilir demiş. Sivas, Erzurum, Amasya genelgesini vermiş bizlere. Şimdi ıslahat fermanı ile azınlıklara verilen ayrıcalıklara Erzurum ve Sivas kongrelerinde hangi karardı bu? Azınlıklara sosyal yapımızı ve siyasi dengemizi bozacak haklar verilemez kararı ile hatırlayın tepki gösteriliyordu. Ama Amasya genelgesinde azınlık haklarından söz edilmemiştir. İlk kez Erzurum Kongresi'nde söz edilecektir bu durum ve Sivas'ta da vardır. Burada cevabımız 1-2 oldu. Geldik 17'ye. Aşağıdakilerden hangisi 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarından biridir demiş. Doğu Cephesi'nin kapanması Ermenistan'la imzalanan Gümrü Anlaşması ile kapanıyor. Doğu Cephesi gitti. Batı Cephesi'nin ikiye ayrılması arkadaşlar Gediz taarruzundan sonra hatırlayınız ikiye ayrılıyordu. Afganistan ile dostluk anlaşmasının imzalanması 1. İnönü Zaferi'nin sonucundadır. Cevabımız C şıkkı oldu. Mustafa Kemal'e gazilik unvanı, mareşallik rütbesinin verilmesi Sakarya Savaşı'nın sonucundadır. Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi de Eskişehir-Kütahya Savaşı diyor. Boğazlar, kapitülasyonlar, nüfus mübadelesi Musul, Hatay'ı vermiş. Lozan Anlaşması 1923'te imzalanıyordu hatırlayın. Ağustos 1923'te de onaylanıyordu. İmzalayan 1. Meclis'te, onaylayan 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Lozan Anlaşması'yla arkadaşlar Boğazlar tekrar gündeme gelecek, nüfus mübadelesi tekrar gündeme gelecek, Musul, Hatay sorunu bunlar tekrar gündeme gelecektir ama Mustafa Kemal dedi ki iki konu hakkında dedi ki İsmet Paşa'ya kesinlikle taviz vermeyeceksin dedi. Bu konular neydi? Ermeni yurdu meselesi ve kapitülasyonlardı. Burada
Cevabımız B şıkkı oldu. Bunlar çözülen konulardır hemen. Geldik 19'a. Kurtuluş Savaşı ortamı ressamların tuvallerine de yansımıştır. Onların yaptıkları resimler savaşın hüznünü ve yıkıcılığını yansıtmakla kalmamış, savaşın ne kadar zor şartlarda kazanıldığını da belgelemişlerdir. Bu doğrultuda eserlerinden hangileri ortaya konulmuştur diyor bizlere. Bakıldığı zaman siperde mektup okuyan askerler Hikmet Onat'a ait, doğru. Yaralı asker Ali Çelebi'ye ait, Zeybekler tablosu da İbrahim Çallı'ya aittir. Hepsi mevcut. Geldik bir diğer soruya, 20. soruya. Bakalım ne diyor soru. Kanun esasının yürürlükten kalkması hangisinin sonucudur? Kanun esası 1876'da yürürlüğe girmiş. Nisan 1924'te 24 anayasasının kabulüyle de yürürlükten kalkmıştır. Burada cevabımız değişik olacaktır. Hocam niye 21 değil? 21'de kanun esasının maddeleri var arkadaşlar. 21'in içerisinde, o yüzden cevabımız 24 anayasası oldu. Diğer sorudayız. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Öğretimde birliğin sağlaması tevhid-i tedrisat kanunun kabulüyle olmuştur. Doğru. Mecellenin yürürlükten kalkması medeni kanunun kabulüyle olmuştur. 1926'da, doğru. Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi cumhuriyetin ilanıyla olmuştur. Doğru. Olimpiyat oyunları tarihinde güreş dalında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran kişi Yaşar Erkan olmuştur. Bu bilgimiz doğrudur. 10. yıl marşının bestecisi kimdir? Faruk Nafız Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'dır. Yazarları, bestecisi ise Cemal Reşit Rey'dir arkadaşlar. Yani Ali Rıfat Çağatay değildir. Ali Rıfat Çağatay İstiklal Marşı'nın ilk bestekarıdır. 10. yıl marşının bestecisi ise kimdi? Cemal Reşit Rey'di. Cevabımız E şıkkı oldu. Geldik 22'ye. Hangisi Atatürk dönemi gelişmeleri arasında yer almaz demiş. Atatürk dönemi 1923-38 yıllar arasını kapsar. Ankara'da Milli Kütüphane'nin açılması arkadaşlar 1948. Topkapı Sarayı'nın müzeye dönüştürülmesi 1924. Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi 1934. Ticaret hayatında Türkçe kullanılmasının kararlaştırılması 1926. Sokak adlarının Türkçeleştirilmesi de 1927'de olmuştur. Şuraya 1926 yazalım. Hangisi Milli Kütüphane Atatürk döneminde değil? Arkadaşlar İsmet İnönü dönemindedir. 48. Geldik bir diğer soruya. Millet mekteplerinin açılmasında yukarıdaki gelişmelerden hangileri etkili olmuştur diyor. Millet mekteplerinin açılmasında bir harf inkılabı, yani 1928, zaten onun sonrasında okuma yazma öğretmek amacıyla millet mektepleri açılmıştır. Bu vardır. Halk evleri 32'de, Türk Dil Kurumu da 1932'de kurulmuştur. Dolayısıyla bu millet mekteplerinin açılmasına etkili değildir. Daha sonraki gelişmelerdir. Cevabımız yalnız bir oldu. Bir kronoloji sorusudur bu. Dikkat ediniz. Yukarıdaki yenilik hareketlerinden hangileri laiklik ilkesiyle bağlantılıdır? Bakalım. Tekke zaviyelerin kapatılması, medreselerin kapatılması, medeni kanununun kabul edilmesi demiş. Dini eğitim veren medreselerin, tekke zaviyelerin kapatılması, İslam hukukuna göre hazırlanmış olan mecellenin ortadan kaldırılarak medeni kanunun kabulü, bunların üçü de laiklik ilkesiyle ilişkilidir. Hepsi olacak cevap. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde başbakanlık yapan isimler arasında hangisi yer almaz? Güzel sorudur. Dikkat etmemiz lazım. Celal Bayar var mı arkadaşlar? Var. Hasan Saka var mı? Var. Şemsettin Günaltay var mı? Var. Şükrü Saraçoğlu var mı? Var. Refik Koraltan yoktur arkadaşlar. Bunların içerisinde şöyle bir soru gelebilir belki İsmet İnönü ile alakalı. İsmet İnönü döneminin son başbakanı. Bakın bunu birçoğumuz bilmiyoruz. Son başbakanı kimdir? Arkadaşlar Şemsettin Günaltay'dır. Buna da dikkat ediniz. Geldik 26'ya. 30 Ocak 1992'de başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak ve bu ülkelere ekonomik, teknik, sosyo-kültürel ve eğitim alanlarında işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulan teşkilatı sormuş bizlere. Bu teşkilat neydi? TİKA'ydı. Değerli arkadaşlar cevabımız C şıkkı oldu. BDT arkadaşlar Bağımsız Devletler Topluluğu'ydu. KEİ dediğimiz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ydı. Türksoy Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'ydı. AET dediğimiz Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu.
Geldik son sorumuza artık. 1992-95 Bosna Savaşı ve sonrasında Bosna Hersek'in bağımsızlığını kazanmasına büyük bir rol üstlenen, 2003'te Saraybosna'da vefat eden lider kimdir? Aliya İzzet Begoviç'tir değerli arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı oldu. Enver Hoca Arnavut liderdir. Arnavut. Yaser Arafat Filistinli. Filistin devlet adamı. İslam Kerimov Özbek lider. Ebul Feyz Elçi Bey de Azeri liderdir arkadaşlar. Azerbaycan devlet başkanıydı. Cevabımız A şıkkı oldu. Evet, bu soruyla birlikte sizlerle beraber 27 soruyu çözmüş olduk. Kanalımıza hasbelkader abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki denememize görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.